Ben ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım. Evet, ruhsal dengesi bozuk olan bir insanım. Selam arkadaşlar, bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzda car parking'e şu ana kadar gelmiş en kötü güncellemeyi inceliyoruz. Şimdi en kötü güncelleme dediğime bakmayın. Bazıları bu güncellemeyi çok sevmiş, bazıları da hiç sevmemiş. Yani sevmeyenlere göre kötü. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar 2 gün önce car park'e bir güncelleme geldi. Yani bayramın ikinci günü car park'e bir güncelleme geldi. Zaten biliyorsunuz Oz Ask Games geldi ya, güncellemelerini bayramda getiriyor da bayramdan sonra getiriyor ama geldi bayramda oluyor. Bu sefer de abi tahmin ettiğimiz gibi bayramda getirdi. Ben bayramda şahsen evde olmadığım için maalesef videolar çekemedim. Hiçbir şeyim rayında gitmiyor ya. Ne yaptım, birine beddua mı ettim? Karşılığını mı alıyor, dönü bana mı geliyor? Ya normalde bu videoyu daha önce çekmem lazımdı. Çok özür diliyorum ama maalesef çekemedim. Videomuza başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle videonun devamı istiyorsanız bu videoyu üstten tam 800 like bekliyorum. Eğer 800 like gelirse güncelleme, inceleme videolarının devamı gelecek. Şimdi arkadaşlar ben bu güncellemenin videosunu çekmemiştim ilk geldiğinde ama Instagram ve YouTube'dan şöyle duyurular paylaştım. Bu arada Instagram'dan takip etmediyseniz kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Orada böyle işte yeni güncellemeleri, yeni haberleri falan direktmen size aktarıyorum. Şimdi Instagram'da sordum ki bu güncellemeyi beğendiniz mi? Sizce nasıl olmuş diye. Çok kişi beğenmiş ama beğenmeyen bir kitle de var. Beğenmeyenlerin neden beğenmediğini, beğenenlerin niye beğendiğini açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önce şuna başlayalım. Oyuna yeni 5 tane araba gelmiş. Bu kesin. Allah Allah. Hatta şöyle sıra sıra göstereyim size. Evet, gördüğünüz gibi ilk arabamız bu Ford Kuga 2020 gelmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu çok güzel bir araba. Benim çok sevdiğim bir araba gördüğünüz gibi. Üstüne kendi port bagajı bile var yani. Yani bu arabayı ben sevdim açıkçası. Bu güzel olmuş bu güncellemede. İkinci arabamız gördüğünüz gibi bir araba değil. Amerikan bir tır. Yani yeni güncellemeyi sevmeyenlerin de sevmediği şey zaten bunlar geldi. Gördüğünüz gibi iki tane tır getirmişler oyuna. Bir tanesi Amerikan tır, bir tanesi de DAF CF 2018 gördüğünüz gibi Aero tır. Yani oyunu çok saçma bir hale getirmişler bence. Bildiğiniz gibi Tasimov'un bir oyunu var zaten, biliyorsunuzdur illa. Car Parking'in kardeş oyunu falan diyor abi. Truck Simulator diye bir oyun. Yani oyunu resmen Truck Simulator'a çevirmişler. Ben hiç beğenmedim bunu abi. Gördüğünüz gibi eskiden bir tane Scania bir tır vardı. Ondan sonra Amerikan tır getirdiler. Aero tır getirdiler. Yani inanılmaz saçma tırlar getirdiler. Ben bunu şahsen hiç beğenmedim abi, ki zaten beğenmeyen çok fazla kişi var. Şu anda Oz Ask Games baya büyük bir linç yiyor. Evet, gördüğünüz gibi dördüncü arabamızda baya sağlam bir spor araba. Corvette C8 Stringer diye bir araba. Bu arada bu isimleri nereden biliyorum diye hiç sormayın. Baya araştırma yaptım. Zaten bu videoyu geç çekme sebeplerinden biri de açıkçası buydu. Yani size daha böyle detaylı bilgi vereyim. Hani güncellemeyi iyi bir şekilde inceleyeyim, size daha güzel bir aktarayım diye. Şimdi abi sıra geldi son arabamıza. Son arabamız şu ana kadar güncellemede gelen en güzel araba. Son arabamız Bentley Continental GT Speed diye bir araba gördüğünüz gibi. İsmi çok güzel, arabanın kendisi de efsane. Ama abi gördüğünüz gibi 500 coin'e satılıyor ve benim halen 0 coin'im var. 0 coin'imin olmasının sebebi de arkadaşlar şuradaki World Sale çalışmıyor abi. Garip bir şekilde hani güncelleme getirdiler, bir sürü şey getirdiler ama bunu halen düzeltmediler. İnanılmaz saçma bir şey. Hani coin kasamıyoruz, işte yeni arabaları, yenişeleri alamıyoruz. Çok saçma bir şey bu. Neyse abi, kötü şeyleri bırakalım, iyi şeylere geçelim. Şimdi abi arabayı modifiye kısmında yeni özellik gelmiş. Ki zaten şu ana kadar güncellemenin herhalde en güzel özelliği bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyuna bayrak sistemi gelmiş ve mükemmel olmuş. Ben bunu çok beğendim. Yani gördüğünüz gibi mesela şöyle Türk bayrağına bastığınız zaman şöyle yan tarafta bir tane Türk bayrağı çıkıyor. Çok güzel olmuş abi bu. Yani harbiden bu fikir kim verdiyse inanılmaz güzel vermiş. Eline koluna sağlık. Tabii ki de 100 coin biraz fazla ama yine de güzel bence. Gördüğünüz gibi burada baya fazla bayrak var. Yani neredeyse her ülkenin bayrağı var. Hatta gördüğünüz gibi Azerbaycan'ın da bayrağı var, kardeş ülkemiz. Modifiye kısmı da bu kadar. Yani bir tek bayrak getirmişler. Tam böyle güzel bir güncelleme olmamış açıkçası. Ha bir de arkadaşlar oyunun açılış ekranını size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oyunumuzun açılış ekranı böyle inanılmaz çirkin olmuş. Yani bildiğiniz bu Truck Simulator gibi bir şey olmuş. Ben abi bu güncellemeyi tam olarak beğenmedim. Ha bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız bana şöyle şeyler yazıyor. İşte abi ben beta'ya katıldım, güncelleme bana gelmedi, güncelleme yapamıyorum falan filan diye çok kişi söyledi bana. Şimdi arkadaşlar iki tane ihtimalimiz var. Birinci ihtimalimiz çok kötü bir ihtimal. Şimdi bildiğiniz gibi Oz Ask Games çok fazla linç yiyor. İşte bu güncelleme kötü falan diye çok fazla kişi söyledi. Oz Ask Games de büyük ihtimalle güncellemeyi geri çekti. Yani şu anda güncelleme çoğunuzda yoktur bence. İkinci ihtimal de şöyle, çok fazla kişi beta'ya girdiği için şu an beta dondu ve kimse giremiyor. Yani iki ihtimal var, işte aklınıza hangisi yatarsa onu söyleyin. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmamayı oyunun içine girelim ve size yeni haritayı göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an oyun içine girmiş bulunmaktayız. Farkındasınızdır, şu an oyunun ortamı çok farklı. Şimdi abi yavaştan bir atmak istiyorum. İlk önce bir ayarlar kısmına girelim. Gördüğünüz gibi ilk kısım aynı. İkinci grafik kısmı farklı. Üçüncü kısım aynı. Dördüncü kısım da yine aynı. Şimdi abi bizim işimiz grafik kısmıyla. Gördüğünüz gibi grafik kısmında eskiden Skybox 1 ve Skybox 2 vardı ama alttaki şu şey yoktu gördüğünüz gibi. Bu yeni gelen bir özellik. Gördüğünüz gibi buna bastığınız zaman saatler değişiyor. Yeni yeni farklı şeyler geliyor. Bu bayağı güzel olmuş bence. Onun dışında gördüğünüz gibi şurada color diye bir şey var. Buna bastığınız zaman gördüğünüz gibi oyunun
temasını değiştirebiliyorsunuz. Ya mesela şöyle siyah bir ekran yapabiliyorsunuz. Ne bileyim şöyle mavi yapabiliyorsunuz. Böyle biraz daha farklı yapabiliyorsunuz. Sarı yapabiliyorsunuz falan. Bayağı farklı şeyler var. Ben şahsen NAN'da kullanıyorum. Çünkü şu an en güzeli NAN. Şöyle biraz saatte ilerlettik mi abi. Gayet güzel oldu gördüğünüz gibi. Şimdi de size şu arabanın içini göstermek istiyorum. Arabanın içi de bu arada bayağı güzel. Benim hoşuma gitti şahsen. Şöyle gördüğünüz gibi gayet tatlı bir araba bence. Şimdi abi size yine haritayı göstermeden önce bir drone modunu göstermek istiyorum. Oyuna bayağı bayağı drone gelmiş. Şimdi drone modunu aktif edebilmemiz için şuradaki telefonu açmamız lazım. Ve telefona da yeni özellikler gelmiş gördüğünüz gibi. Taksi vardı bildiğiniz gibi, bu da vardı. Ama bundan sonra kargo, işte ne bileyim hız şeyi ve drone özelliği gelmiş. Şimdi drone'a bastığınız zaman şöyle basalım. Gördüğünüz gibi drone moduna geçiyoruz ve çok güzel fotoğraflar çekebiliyoruz bu sayede. Yani bu bence çok güzel olmuş. Bu özellik harbi benim gibi YouTuber'lar için inanılmaz güzel. Çünkü biz genelde video kapak fotoğraflarını çekebilmek için inanılmaz emek harcıyoruz. Bu sayede abi işimiz çok kolay oluyor. Gördüğünüz gibi baya baya yukarılara falan çıkabiliyoruz. Hatta abi şu balonun içine girmek istiyorum. Merak ettim acaba balonun içine ne var? Car parkingde ilk kez balonun içini göreceğiz abi. Bakalım balonun içine ne varmış. Gördüğünüz gibi balonun içi bomboş abi. Evet. Gördüğünüz gibi car parkingde balonla gezmeci abi. Süper bir şey. Ben bu özelliği çok sevdim. İyi ki getirmişler. Şimdi yeni haritayı şöyle size göstereyim. Gördüğünüz gibi buradan giriyoruz. Şöyle yukarı doğru çıkıyoruz. İşte pazarı falan değiştirmişler. Çok garip bir şeyler yapmışlar abi. Onun dışında gördüğünüz gibi abi manzara mükemmel ya. Harbi diyorum yani. Bu özellik cidden çok güzel olmuş bence. Şimdi abi size tünelin içini göstermek istiyorum. Tünelin içi de bayağı değişmiş. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi üstlerde orklar falan olmuş. Bu gayet güzel. Gördüğünüz gibi farlar falan değişmiş. Buradaki işte betonlar falan değişmiş. Çok güzel olmuş. Yani daha modern olmuş bence. Ben beğendim abi şahsen. Şimdi abi herkesin şu merak ettiği JDM haritasına girelim. Evet abi gördüğünüz gibi şu an havaya aydınlık yaptım. Bence inanılmaz güzel. Şöyle şu yavaştan bir haritaya girelim. Gördüğünüz gibi burada güzel bir drift alanı var. İşte burada bir tane merdiven var. Bunu ne amaçlı yaptılar bilmiyorum ama güzel olmuş yine. Burada şöyle bir geçiş var abi. Buradan girdiğimiz zaman yine bir merdiven var. Yine ne için yaptıklarını bilmiyorum. Buradan böyle yavaştan giriyorsunuz. Burada işte birkaç tane tabela var. Ne bileyim işte burada gördüğünüz gibi petrol var. Ya şahsen şunu söyleyeyim abi. Petrol bayağı güzel olmuş. Yani modern olmuş. Eskisinden daha güzel olmuş. Onun dışında gördüğünüz gibi burada bir tane alan yapmışlar. Bunun ne işe yaradığını ben hala anlayamadım. Yani gördüğünüz Allah. Şöyle arabayla girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Çok saçma bir şey olmuş. Zaten şurada gördüğünüz gibi no parking yazıyor. Ben bunun amacını anlamadım. Siz anladıysanız yazarsınız yorumlara. Onun dışında gördüğünüz gibi şöyle burada boş boş dorseler var yani. Bildiğin truğunu yapmışlar abi. Burada şöyle bir alan yapmışlar. Ne için yaptıklarını bilmiyorum. Neyse biz yavaştan bir pazara girelim. Pazarın girişini gördüğünüz gibi bayağı değiştirmişler. Şöyle giriyorsunuz işte burada kapılar var falan. Bayağı sağlam. Ben burayı beğendim abi. Gördüğünüz gibi burada bayağı bomboş bir alan yapmışlar. Ama gördüğünüz gibi burada bildiğin abi tır oyunda olan yerler. Yani vinç var, dorseler var falan. Çok saçma. Hani car parkingle alakası olmayan bir yer olmuş. Ben abi bu özelliği hiç beğenmedim. Oyun bildiğin tır oyununa dönmüş. Ben hiç beğenmedim bunu. Abi ben zaten tır oyunu oynamak istesem niye car parking yükleyeyim ki telefonuma? Truck Simulator yüklerim orada oynarım abi. Ne saçma bir şey bu. Bak Allah aşkına dur. Bak size şu adamı göstereyim. Abi bu adam ne alaka? Allah'ına bak, inşaat işçisi. Hani car parkingle ne alakası var bunun? Hay anasını satayım ya. Ya resmen oyunu Truck Simulator'a çevirmişler. Ben bunu hiç beğenmedim. Bilmiyorum. Ben beğenmedim abi güncellemeyi. Şahsi anlamını söylemek gerekirse. Siz de yorumlara düşüncelerinizi yazın. Yani beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Sizce güncelleme iyi mi? Ben beğenmedim abi. Açık sözlü olacağım ben. Car parkingden beklemediğim hareketler geldi. Ben abi ya abi şöyle bir şey var. JDM haritası yapıyorsun ve üstüne tır getiriyorsun. Hani saçmalığın daniskası. Ya resmen tırla drift atacağız. Hani o kadar saçma bir harita olmuş. Ve abi pazar yeri neden böyle? Niye böyle inşaat işçileri var? Niye bir sürü dorse var? Ha bir de size daha şu özelliği de göstermedim. Bak buna da bakın, iyi bakın. Abi adamlar resmen buraya tır ağırlık sistemi koymuş. Yani bildiğiniz gibi böyle çıkıyorsunuz hani normal tırlarda. Arabanın kilosunu falan ölçüyor. Yani gördüğünüz gibi mesela şu an arabamız neredeyse 2 ton. Yani 30 kilo daha olsa 2 tonluk bir araba olacak. Adamlar buraya böyle saçma bir sistem kurmuşlar. Oha 247 lira mı aldı lan? Yani ben bunun amacını şahsen daha anlayamadım. Evet arkadaşlar, oyuna yeni gelen tırla girmeyi denedim. Şimdi abi şunu denemek istiyorum. Bildiğiniz gibi şurada bir tane kargo uygulaması vardı. Hemen buradan girip güzel bir dorse seçmek istiyorum. Şu dorse bence güzel abi. Biz bunu direkt alalım. Şöyle bir tırın içini size göstermek istiyorum. Tırın içi baya güzel. Gördüğünüz gibi bu tırı baya beğendim. Yani gereksiz bir tır ama güzel bir tır. Hani bilmiyorum ne diyeceğimi. Oyunda zaten güzel bir tırımız vardı bir tane. Biz sadece o tıra dorse istiyorduk. Adamlar bizi neresinden dinledi bilmiyorum. Adamlar gitmiş 2 tane daha tır getirmiş. Yani biz ne istedik, adamlar ne getirdi, cidden çok saçma. Bilmiyorum abi, Ozas Games bence linç'i bayağı güzel bir şekilde hak etti. Bak mesela bu sistem efsane güzel bir sistem ama abi niye böyle görevli bir şekilde alabiliyoruz? Mesela benim canım şöyle bir şey istiyor. Mesela oyuna gireyim sadece böyle dorselerim olsun, böyle takayım normal bir şekilde gezeyim istediğim kadar. Ama abi maalesef gördüğünüz gibi dakikalı bir şekilde, süreli bir şekilde yapabiliyoruz bunu. Çok saçma. Bir şey diyeceğim, yok mu dorseli buraya çıkmam? Bu arada imkansız çıkamam. Deneyeceğim lan, Allah
dur lan dur, fren tutmuyor. Aaa! Oğlum, oğlum şey gitti. Ha vagon geri geldi, tamam. Şimdi abi şöyle bir çıkmayı deneyeceğim. Sizce çıkar mı? Bence abi ben çıkarım bunu buraya. 5 dakikada çıkarım. Ne diyorsunuz? Aa, dorse dönmüyor. Bir dakika oğlum. Yani ben bu dorse olayını sevdim şahsen. Güzel ama abi keşke yeni tır getirmeselerdi. Olan tırın arkasına dorse takabilseydik o daha güzel olurdu. Mesela bu getirdikleri iki tır yerine daha güzel arabalar getirebilirlerdi. Daha güzel JDM arabaları, işte böyle drift arabalar, ne bileyim işte hızlı arabalar falan getirebilirlerdi. Veya abi en basitinden bir tane Passat getirebilirlerdi. Hani Passat'ı çok istiyorum ben şahsen. Passat. Ha, bir dakika, söylemeyi unuttuğum bir şey var. Gördüğünüz gibi bu girişler de değişti. Gördüğünüz gibi bu girişler bayağı değişti. Bayağı güzel oldu. Sanırım pazarın oraya bir tane tabela eklemişlerdi ve o tabelada Tekirdağ yazıyordu. O da güzel bir detay olmuş yani. Bence hoş yani. Neyse arkadaşlar, bence güncelleme böyleydi. Ben çok beğenmedim açıkçası. Hani benim beklentimi hiç karşılamadı. Siz de düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın yani. Adamlar resmen oyunu Truck Simulator'a çevirmiş. Hiç beğenmedim ben. Neyse, bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum. Sözü size bırakıyorum. Yorumlar kısmına artık yazarsınız bir şeyler. Neyse arkadaşlar, fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kibar bir yöle kalın. Bay bay efendim. Çok değişiksiniz hepiniz.